Herkese günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de videomu yükledim ve hemen o şeyle tempoyla açtım kamerayı. Bana böyle oluyor. Uzun zaman çekmeyeyim, ondan sonra ilk videomu hemen yükleyeyim, kendime geliyorum arkadaşlar. İyiyim şu an, gerçekten daha mutlu hissediyorum kendimi. Bazen size mahcup hissediyorum ama inanın benim elimden de gelen bir şey değil. Yani bazen çok güçsüz ve halsiz hissediyorum kendimi. Bir de bazen biz de sıkılıyoruz kamera. Sürekli kamera bizi de yoruyor. Biliyorsunuz tatil boyunca da hep çektim. Öyle yani. Ama iyiyim. Şimdi zaten videoyu bıraktım. Buraya yaptım, yükledim. Birlikte çıkalım. Büyük market, toptan market alışverişi yapacağız arkadaşlar. Çünkü bulaşık ilacım, çamaşır tozum, hiç öyle şeyler kalmadı. Ve sanırım artık büyük bir temizliğe şeye ihtiyacım var. Temizlik. Artık bak, temizlik ağzıma şey olmuş, sakız olmuş yani. Öyle mi derler kız? Dolapta hiçbir şey yok ya. Yok. Bak göstereyim. Kız dolap temiz mi? Bakın. Bak dolapta hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Alışverişe gidelim. Toptan almamız gerekenleri alalım. Ondan sonra da şu dolabı bir dolduralım. İnşallah. Keşke böyle şey olsa. Böyle bitmeyen dolap olsa. Değil mi? Maşallah diyelim. Neyse, çocuklar yiyor da alabiliyoruz. En azından her şeyi şükretmek lazım. Yapabiliyoruz. Neyse. Hazırlanalım. Çıkalım. Modumuzu hiç düşürmeyelim. Kamera, sen de düşürme modunu. Gidelim. Güzel bir gün olsun bugün. Sonra da dönerlere yemeğe davetliyiz. Oraya geçeceğiz. Güzel güzel günler olsun. Tekrar toparlanalım. Size bu videoyu hemen bir beğeni atın da beni şöyle bir şey yapın. Beni gaza getirin yine. Toparlanayım diye. Sizi seviyorum. Çok çok iyi ki varsınız. Bütün yorumlarınızı dün okudum bu arada. Gerçekten sizi seviyorum.
Gerçekten seviyorum. Yani böyle gerçekten gerçekten seviyorum. Bazen beni böyle uyuz eden has takipçilerimi de seviyorum. Çünkü onlar aynı bacı gibi böyle. Kız kardeşler olur ya, benim yok. Anlamıyorum ama gördüğüm kadarıyla öyleler. Böyle ne onlarsız ne de onsuz. Ne onlarla ne de onlarsız olabiliyorsunuz. Aynı öyle olduk biz de sizinle. Neyse, gaza geldim. Hadi tutmayın beni, gidelim. Arkadaşlar, zamanla yarışıyorum. O yüzden hemen alelacele aldım. Bu sefer şu potlardan aldım. Bunu deneyeceğim. Çünkü siyahların böyle rengi soluyor. Onlar için sıvı almışım zaten ama beyazlar için de deneyeceğim. Ondan sonra ıslak mendili aldım. Vaniş aldım. İki muz aldım. Şöyle ekmek aldım. Bunlar güzel oluyor. Böyle ince ekmek. Ondan sonra çocuklar için peynirli kreker aldım. Patlıcan aldım. Hoşuma gitti. Tombik tombik küçük böyle. Ondan sonra iki ekmek, croissant, dönelere tatlı aldım, yaban mersini ve çilek aldım böyle. Hadi gidelim. Arkadaşlar, hemencecik çıktım çünkü gidene kadar zaten 3'e 20 vardı. Direkt aldım, hiç orayı falan dolaştıramadım size de. Pek de böyle güzel bir şey yoktu açıkçası. Böyle göz gezdirdim ama yeni bir şeyler yoktu. Bir gün beraber yine gideriz oraya. Bir aya böyle güzel şeyler çıkar, eğlenceli süs eşyaları falan çıkmaya başlar artık. Şimdi çocukları almaya gidelim. Ondan sonra da direkt dönelere geçeriz. Orada çekmeye başlarım sizin için. Kasaba da uğradım. Kasapta et falan aldım işte. Bunların hepsini akşam gösteririm. Biraz da et aldım. Çünkü sürekli markete gitmekte artık böyle sinir bozucu bir hale almaya başladı. O yüzden toptan bir şeyler aldım. Artık paketleyip dolaba, buzluğa indiririz. Hadi gidelim. Benim de gitmem lazım. Hello. Yes, aşkım. I have this one. Yeah. Biz geldik arkadaşlar. Hemen kendime bir kahve yaptım. Şöyle oturup sizin yorumlarınızı okuyacağım. Dönede lasagna yapacak bugün. Yapmaya başlamış zaten içini şimdi. Beşamel sosunu hazırlıyor. O da yeni bir işe başladı. Acayip mutlu. Çok şükür. Maşallah. Yabancı bir şirkette başladı. Avukatlık yapmaya devam ediyor. Çok mutlu. Devam gelsin mi denilir işte. Hayırlı olsun mu denilir artık ne denilirse. Başarıların devamını bekliyoruz. Öyle. Çocuklar da birbirini gördü şimdi. Ses telaş. Aynı senin de mutfak salon. Benimki de. Evet. Ben niye hiç akıl etmedim ki? Kız sen video çekiyorsun yani. Mutfağa ayır ki. Ses gitmesin. Arkadaşlar bir dahaki sefere. Bir dahaki evde. Bir dahaki evde inşallah onu da yaparız. Yani ev alırsam ben mutfak salon bir yapmam. Ya ben seviyorum ya. Ben böyle sanki iç içe. Büyük. Hmm. Benim küçük ya. O yüzden iç içe oluyor. Bence çocuklar küçükken iyi oluyor da büyüyünce güzel olmuyor. Yani bir kaçmak istiyorsun diyor. Aynen. Salon yapan akar. Akar diyorum, çık mutfaktan. Aynen. Benim alanım burası. Hadi buradan çıksa gitti. Ya. Aynen, hadi mutfaktan çık. Bu salonda nereye gidecek? İki adım öteye gidecek. Bilseydim senin de Costco'ya gitmen lazım. Birlikte buluşup giderdik. Ben zaten geç gittim. Saat 2:30'da Costco'daydım. E nasıl yetiştin çocukların? Hemen 20 dakikada aldım çıktım. Hatta 2:40'tı oraya vardığımda. 3'te çıktım. 3'e 5 geçiyordu. Zeytinyağını o Yunan adamdan alalım. Benimki de bitti. Ben dün gittim Lidl'dan aldım. Ama benim de zeytinyağım bitti. O zaman babaya söyle, sipariş versin. Aynen, sipariş versin hepimize. O kaç tane verdi? 3 tane. 4 tane geliyordu kutuda. 2-2 görüşürüz. Çünkü kullanıyorum bayağı. Annem sanırım Türkiye'den getirdi de biz getirmedik. Getirdi mi bilmiyorum. Getirseydi verirdi gerçi. Bence de getirmedi. Öyle, ben de uzun zamandan sonra videomu bugün paylaştım. Ne dedim, ne oluyor buna? Yani var ya, beni birebir bilenler bile diyorsa ne oluyor buna o zaman? Hayır, ne yorulduğunu biliyordum da videoları devam ettireceğim diye. Bazen oluyor işte. Bir şeyler
köşede dinlenmek iyidir. Bugün 3 saat uyudum dönem. Okuldan eve gittim. Dedim ki okulda mı kalayım? Çünkü bak beni toparladım. Çıktım dedim ne olur ne olmaz. Belki sınıfta kalırım. Ondan sonra eve gittim. Bir gözümü kapatmışım Müge Hanım'ın karşısında. Bağırış çağırış. Ortalık yangın yeri, ben uyumuşum. 3 saat. Nasıl uyudun onda? Vallahi, ben uyuyamam Müge Hanım'ı. Sesi seviyorum ya uyurken. Öyle bir uyumuşum ki uyandım saat 12. Siz annecek mi böylesiniz? Evet, sesi seviyoruz. Neman şuraya yatıyor artık, kavga ediyor her gün. Diyor sesli. Git başımdan beni sal diyor. Yani sesli uyuyacağım. O da sesli uyuyacağım. Gel şimdi bak Gündüz buraya yatayım. Ama senin koltuk tam yatmalı ki. Tam yatmalı. Her gelen yatıyor. Şey dönenin bu koltukları var ya, muhteşem ya. Bak şu an ekranda göründüğü gibi. O kadar yumuşacık, o kadar böyle insan rahat ediyor ki. Yumuş gibi yani. Direkt insanın böyle oraya. O yüzden hep ben buraya oturuyorum. Çünkü oraya oturduğum an böyle şey mayışıyorum yani. Direkt uzanma pozisyonuna geç. O koltukta bence kimse dik oturmuyor. Herkes bir uzanma modunda. Mesela bir tek Sevil öyle olmuyor. Çünkü Sevil dalgıttın ya, aynısı var. He, aynısı var, doğru. O bir tek alıştık. Aslında benim eve de böyle giderdi ha. Giderdi. Hem de çok güzel giderdi. Kaç almışsınız siz? 1500. İndirimdeydi zaten. İyi de. Bir de sigorta yaptırdık. Etrafta çok şey var. Dedim yırtılır. Aynen. Şey olur. 1200 liraya kadar şey yapıyorlar. Yeniliyorlar bir şey. Olmadı. Abi de ben çıkarıp yıkıyorum. Aynen işte. Çıkar, hepsi çıkıyor. Aynen, kılıfları da çıkıyor yerinden. Altı çıkıyor mu? Sadece minderler mi? Üstteki minderler mi çıkıyor? Tüm minderler çıkıyor. Ha, daha iyi. Benimki sadece arka arka çıkıyor ama alttaki çıkmıyor. Ama bunun altını çok çıkarmamaya çalışıyorum. Çünkü süngeri üstünde böyle ayrıyetten bir sünger gibi bir şey var ama çıkıyor böyle. Öyle çıkarmamaya çalışıyorum. Bir şey düşünmek istiyor. Aynen, bir de oraya hani kafa falan değmiyor ki zaten. Popo değiyor. Şimdi burada hazır olsun. Hemen hazır atarım. Kremalı makarna yapayım dedim. O da güzel olurdu. O da güzel. İkisini de seviyoruz. Ama kıymayı aldım. Bugün son günümüz. Ben de işte et met hepsini aldım. Dedim ikiden bir dükkana da gidilmiyor. Her gün her gün. Kız söylüyorum. Sen benim bugünkü videomu izle. Diyorum ki eskiden bir haftalık alışverişim yetmişken şimdi gidiyorum 200 liraya diyorum. Kız söyle. Savun beni. Sen de söyle. Gerçekten çok pahalı. Ben bir poşet aldım eski. 30 lira tuttu. İçinde çok bir şey değil. Ya. 30 lira. Ama normalde ne kadar tutardı? Belki 20 lira. Aynen. Bir tık daha az olabilir. Aynen. Aynen. Ben şu anda işte günlük alıyorsun. Ben aynen. Öyle yani işte aldım. Ha, bakalım. Bir de artık başlayacağım yine sizin için yemek yapmaya. Sizin için kendimiz yemeyeceğiz çünkü. Yapıp size postalayacağım. Yok kız, Serhat'la ben yine başlayacağız çünkü sağlıklı beslenmeye. Ama poğaça moğaça yapacağım, böyle buzluğa atacağım. Çocuklara hazır almak lazım çocukların çantasına falan koyarım. Eski işi köfte de denerim. He, işi köfte. Bir gün işi köfte denerim. Bir gün... Hatta onun kolay bir yöntemi vardı. Salatalık mı? Şöyle gördüm onu. Adamın kurmasını köfte gibi yapıyor böyle top top. Buzluğa atıyor, donduruyor. Sonra hamurunu... Dalga geçiyorsun. Sonra hamurunu hazırlıyor.
tekrardan hani yakıyor ya. Tekrardan buzlu artıyor. Yani, et çözülmeden geri açıyor. Ben bir tanesini alıp öyle üstüne mi sarıyor öyle? Değil mi? Hani açıyor. Çok mantıklı. Yani bizim gibi bilmeyenler için bence çok mantıklı. O yöntemi deneyelim. Senin buzluğun da o yöntemi kaldırır. Çünkü top topluyor. Bir tepsiye koy. Evet. Dolsun. Biraz öyle denerim, biraz böyle denerim. Sonra ikisinin tadına bakarım hangisi. Oluyor oluyor. Annem çünkü yakıyor, sabah yapıyor. Buzluktan çıkınca da. Sabahtan çıkar. Akşam çocuklar gelince. Bizimkiler içli köfteyi çok seviyor. Yerler. Deneyim kız haftaya salı günü deneyim ama. Neyse biz yemeğimizi yapmaya devam edelim. Ondan sonra görüşürüz. Ya sen okula mı gittin? Ya sen okula mı gittin? Senin tahmini yemiyor mu? Yok senin tahmini yemiyor mu? Tahmini. Ne bu senin? Daha yeni verdim işte. Muta. Muta. Senin tahmini nerede? Hadi kalk verin suyunu. Did you take the Emilia yesterday? Yeah. I think it's like Hannah's gone the other way. Haben zaten devran uyudu be. Götürdüm bunları. Sonra 7.30'du vardı. Bunlar pide yedi. By 8 o'clock they were all asleep after. They but that for the first time since we've been back. Eight. They were fast. All of them were fast asleep. Yani soğuk olmaya başladı. Freezing summer. Ben dondum şimdi. Şey Tesco'ya gittim ya. Hemen at get lemonade. Niye? Sen bana içecek yapacağım bugün. Ay sevindim. Yemeğimiz oldu. Çocukların karnını doyurduk. Şimdi biz afiyetli yiyeceğiz. Döne de oturabilir artık. Yemeye çalışacağız en azından. Bize afiyet olsun. Kokteyllerimiz de hazır. Kokteyli her şeyinde artık yaz bizim bahçe aklıma gelecek. Kim geldi kız? Kocası beyler gelince nasıl koştu gördünüz mü? Bakın. Nasıl koştu böyle kocan geldi diye. Ne o kaptı böyle sesi geldi. Vallahi yazları özleyeceğim kızlar gerçekten. Döne de bu işi biliyor. Sanki dersin 40 yıllık barman. Barman. Nerede? Nereden geldi Kemal? Fıstık değil o sandık bir kere. Biz geldik. Bey ben dudağımı mı yaptırdım? Dudağımı yaptırdın mı? Arkadaşlar şok gibi. Bayağı bir yorum geldi üst dudağımı yaptırdın diye. Size hileyi göstereyim. Ben üst dudağımı falan yaptırmadım.
arkadaşlar. Ama şu kullandığım bu lip gloss'a bayılıyorum. Çünkü dolgun gösteriyor bayağı bir. Bu şey Maybelline Hyaluronic Acid. Şöyle bir şey, böyle. Ve bu rengine de bayılıyorum. Çünkü bu 008 çok acayip güzel. Size de göstereyim. Bayağı bir şey yapıyor. Yani dolgun gösteriyor. Böyle. Tabi ışıktan ışığa da fark ediyor. Ama bayağı bir güzel bu arkadaşlar. Çoğunuz yazmış yaptırdım diye. Keşke yaptırsam. Kız biliyorsunuz nerede bende o cesaret. Çok istiyorum yaptırmak ama korkuyorum. İğneden korkuyorum. O yüzden hayır. Dudaklar, duduşlar dolgu değil. Birazdan daha da şişer. Bunda biraz böyle şişirme özelliği de var sanırım. Bakın şimdi ışığa çıktım. Daha da şey oldu değil mi? Sanki bunun da bir şey vardı. Öyle yani. Dudaklar dolgu değil. Eve geldik. Çocukları yatırdım. Devran biraz uzun sürdü uyuması. Bayağı zaman aldı. Aldığım şeyleri yerleştireceğim de nereye yerleştireceğim ya? Şimdi diyeceksiniz Ezgi bir ton dolabım var. Ya direkt bunları buz. Bir tanesini yollarmış zaten. Bunları buzluğa atayım. Biraz ortalığı toparlayayım. Ondan sonra da et almıştım. Onları hazırlayayım arkadaşlar. Buzluğa koyacağım ama saatte 10.30. Çok da yapmak istemiyorum. Onu yarın yaparım. Bu videoya eklerim. Direkt bunları yerleştireyim. Oh my god. Oh my god. That's what, daddy long legs. What is that? What is that? But what spider is it? That is daddy long legs. Huh? Babe, evimiz ahşaptan yapıldı diye burayı ne zannediyorlar? Ağaç mı zannediyorlar? Ya tamamdır. Saat olmuş. Oh my god. Böcek gördük arkadaşlar. Nasıl bir böcekti hem de. Resmini koyarım. Nereye gitti bilmiyorum ama resmen yürüdü koltuğunu halının üstünde. Kesin şu. Ay ay geldi. Babe. Oh my god, babe. That is a big spider. Babe, çabuk buraya gelmen lazım. Ben ne yapacağım bunu? Hayvan kadar. Elini kalbur olsun ya. Babe. Oh my god. Ben mi yapayım? Ay ölmüş numarası yapıyor. Belki de öldü be, böyle vurdun ki. Ha? Belki de öldü be, böyle vurdun ki. Hayır be. Baksana ne kadar zekiler. Ölmüş numarası yapıyor resmen. Oh my god. Ne ne burada. Ha girdi. Bey kapıyı açık bırakmayıp dışarıdan içeri giriyorlar. Hı? Arkadaşlar bakın. Dışarı bırakacağım. Bak nasıl büyük bir şey. Hazır mısınız? Bak nasıl da uslu uslu yürüyor. Şimdi böyle etleri hazırlayacağım arkadaşlar. Ben biftek almıştım. Bunun kilosu 12 sterlin biftek. Ben de kaç kiloluk almışım bilmiyorum ama 17 sterlin 52 kuruş vermişim buna. Şöyle 2-2 koyacağım. Ya da böyle tek tek yapayım. Thank you.
Şimdi tavuk göğsü aldım. Tavuk göğsünün kilosu 5.5 sterlin 59 kuruş. Ben de 13 sterlin 34 kuruşluk almışım. 1, 2, 11 tane tavuk göğsü çıktı. Şöyle bunları 3-3 koyacağım. Bir 3-3 koyarım, bir 2-2 koyarım. Yemeğine göre de çıkartırım. Somon balığı aldım çocuklar için, çocukların sevdiği balık. Bunun da kilosu 14 sterlin 49 kuruş ve ben de 17 sterlin 33 kuruşluk almışım. Bunu da şöyle 3-3 koyacağım. Çünkü Serhat'ın pek sevdiği bir yemek değil. Bunlar da kalın kesilmiş zaten. O yüzden ben ve çocuklara yetecek şekilde olur bu. Şimdi kanat aldım biraz da. Kanatın fiyatı 5 sterlindi. 1 kiloluk aldım. Ondan sonra şimdiki yapacağım ise kuzu kemikli et aldım. Bunları böyle 3-3 koyacağım. 9 parça var. O yüzden 3 tane yemeklik olacak. Yeah. Hmm.